Onda Plaza Kamer'den herkese merhaba. Bugün size bir teslimat videosu yayınlıyoruz. Çekiyor olacağız. Yanımızda Sinop'tan gelen değerli ve kıymetli müşterilerimizden bir tanesi Ferda Hanım burada. Şu an Civic Sedan aracımız var. Onun teslimat işlemlerini yapacağız. Güzel bir sürecimiz oldu. İstediğimiz şekilde, yani bunu size yansıtabileceğimiz sıcak bir diyalog oluşturduk. Ferda Hanım'a da sizin karşınıza da teşekkür ediyoruz. Bizi başından sonuna kadar güvendi, bizi tercih etti. Birçok müşterilerimiz gibi biz de ona elimizden gelen her şeyi vermeye çalıştık, yardımcı olmaya çalıştık. Birkaç sorularımız olacak. Ferda Hanım, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk Burak Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Daha önce de sizin video kanalımızda, YouTube video kanalımızda hediye kazanmıştınız. Evet. Yanlış hatırlamıyorsak. Evet, ve yorumun altına yazmıştım. Bir gün ben de Civic alacağım diye. O gün bugünmüş. O gün bugünmüş, evet. İnşallah Allah kazasız belasız da kullanmanızı nasip eder. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl karar verdiniz Civic için? Sizin sayenizde karar verdim diyeyim. Birkaç model marka arasında kararsız kalmıştım. O bayilerle görüştüm. Ama böyle o ilgiyi, samimiyeti, yakınlığı göremedim yani şey olarak, yaklaşım olarak. Ama sizinle görüştüğümde sanki yıllardır tanıyormuşum gibi bir abla kardeş diyaloğu oluştu aramızda. Her zaman. Sizi de biraz sıkıntıya sokmuş olabilirim. Estağfurullah, olur mu? Biz çok keyif aldık süreçten. İnanın hafta sonları demeden, akşam demeden bütün mesajlarıma cevap verdi. Bu da benim Civic almama neden oldu. Çok çok memnun olduk. Yani bu durumu kesinlikle ne siz ne farklı bir kişi istediği zaman arayabilir, istediği zaman görüşüyoruz. Evet. Elimizden geldiğince siz değerli müşterilerimize zaman ve mekan ya da işte herhangi bir süreç ayırt etmeksizin cevap vermeyi bir borç biliyoruz. Ki zaten bu işi keyifle yapıyoruz. Ki işte de bu keyifle yaptığımız işi, bu süreci daha güzel bir şekilde aksettirmek bizi de çok mutlu ediyor. Kesinlikle. Zaten önemli olan şu, yani bir ürün vermek karşı tarafa ya da işte alan kişiye, ürünü alan kişiye bu sıcaklığı hissedebilip sizdeki o tebessümü, o mutluluğu görebilmek bizim için çok kıymetli, çok değerli. İşte o zaman aslında biz mutlu oluyoruz. Evet. Yani bizim için taçlandırılan kısım bu kısım. Yani şu an inşallah birazdan da anahtar teslimatınızda işte bir takım nacizane küçük ikramımız da olacak. Onu da takdim edeceğim size. Şimdi şöyle bir durum var. 23 Nisan benim doğum günüm. Aa, çok güzel. Doğum günümdeki en güzel hediyelerden biri oldu. Biraz sizin yardımınıza. Bir de kendi kendime almış oldum. O da sizin kendinize, bizden de nacizane diyelim. Size de hediye gibi sunmuş olalım. İnşallah nice güzel sağlıklı yaşlar diliyorum. Sağ ol, bu arada. Sağ ol, teşekkür ederim Burak'cığım. Benim de sana küçük bir hediyem var. Sinop'tan geliyorum. Hiç zahmet biliyorsun. Etmeseydiniz. Teşekkür ederiz. Tayfun'cum, biliyorsunuz Sinop'un hediyelik deyince meşhur bir hediyeliği vardı. Evet. Kotrası. Bakın burada ne yazıyor? Burak Reis yazıyor. Biz de bir Karadenizli olarak yani çok da yabancı çekmeyeceğiz. Yabancılık çekmeyeceğiz. Burak'cığım, en güzel hayallere yelken açman dileğinle. Çok teşekkür ederim. Ve hedeflediğin rotaya varman dileğimle. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ çok olun. Teşekkür Bunu ederim. Özellikle hani evimin en güzel, en özel köşesinde saklayacağım. Çok çok memnun ettiniz beni de. Çok rica mutlu ederim. Oldum. Çok sağ olun. Siz de beni memnun ettiniz, mutlu ettiniz. İnşallah. Çok bundan sonraki ederim. Süreç şöyle. Yani biz aracı size verdik. Burada sonlandırdık. Olayımız yok. Evet. Buradaki asıl süreç bundan sonra başlıyor. Bu zaten işin en kıymetli, en keyifli anıydı ama bundan sonraki süreçte artık bir aile olduk. Evet, bundan kesinlikle. Sonra süreci de hani bu bizim tacımız olmuş oldu, aracımız. Bundan sonraki süreçte de her zaman bir kardeşiniz olarak, bayimiz olarak da bir aileniz olarak görebilirsiniz. Çok İstediğiniz süreçte her zaman yanınızda olacağımıza emin olabilirsiniz. Süper mi yok bıraktın? Ben videoları izlerken hep şey kurgu olarak düşünüyordum bunları. Evet. Ama şimdi birebir içindeyim. Hiçbir şey kurgu değil. Burada herkes çok samimi, çok içten. Çok yardımcılar. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Biz sürekli, her zaman sizlere inşallah bundan sonra süreçte de memnun edeceğiz. Memnun etmeye için varız. Evet. Sinova'da yolunuz düşerse bütün kamera ailesini
Beklerim. Biz de her zaman buraya gel zaten birçok süreçte servis olsun veya buraya yolunuz düşerse de her zaman bekliyoruz. Her zaman bir acı kahvemiz, dostane sohbetimiz ve hani aile durumumuz her zaman devam edecek. Ben dilerseniz siz değerli seyircilerimizden de izni alarak anahtarları ve diğer ruhsat işlemlerini onların teslimatını yapacağım. Ben de size anahtarınızı inşallah bundan sonraki süreçte de sağlıkla, huzurla, mutlulukla kullanmanızı dilerim. Az önce de sizin bana ilettiğiniz o çok güzel temennileriniz için de biz de size söylüyoruz. Honda Plaza Kamera ailesi olarak. Aracımızdaki inşallah bundan sonraki yollarınız, rotalarınız her zaman açık olsun. Sağlıklı ve güvenli olsun. Teşekkür ederim. Kamerden olsun diyorduk hep. Oldu. Size nasip oldu. Temennimiz neydi? Evet. Kamer Top izleyicilerinin en kısa zamanda sıfır aracı olsun. Honda'dan olsun. Honda olsun. Kamer Plaza'dan olsun. Kamer Plaza'dan olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bu da bizim Kamer Honda Plaza Kamera olarak nacizane ikramımız. Çok bunu teşekkür ederim. Size takdim ediyorum. Onu da inşallah çok teşekkür ederim. Mutlu gününüzde, doğum gününüz için bir ayrıyetten küçük bir hediye olmuş olur teşekkür o da. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz sağ şimdi olun. Araçla alakalı diğer ruhsatları falan evraklarımızın tamamını hazırladık. Ve aracımızın şimdi tanıtımına ve normal Ferda Hanım'a araçla alakalı son işlemlerini halledeceğiz. Bizimle olduğunuz için biz de kamera ailesi olarak çok mutluyuz. Ferda Hanım'la da Honda olarak teslimat videomuzu ilk video çektik. Bunun da Ferda Hanım'la olması da bizim için bir anlamlı ve ayrı bir yeri olmuş oldu bu arada. Buna da buradan herhalde start vermiş oluruz muhtemelen. Bundan sonraki süreçte de devam edeceğimizi düşünüyorum. Hem benim ben olsun, şüphem yok. Hem de diğer arkadaşlarım adına biz bir şekilde bunu devam ettiğiniz gibi görünüyor Sefa. Artık seni biraz rahatsız edeceğiz bu aralar. Kamera otomotiv olarak Honda Plaza Kamer satış danışmanınız Burak ben. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah sizlere de araçlar teslim etmemizi ve sizlerin de bu memnuniyeti ve bu mutluluğu yaşamanızı temenni ediyorum, diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Honda Plaza Kamer'le kalın. Değerli Kamer Top takipçilerimiz, videomuzun başında da sizlere videomuzun sonuna doğru ufak bir sürprizden bahsetmiştik. Bu sürprizimiz de hani takipçilerimiz için hep hani takip ediyoruz, paylaşıyoruz, tavsiye ediyoruz. Hani ufak bir hani hatıra anlamında bir sizlere bir sürprizimiz olsun diyelim. Mevcut Civic Sedan satışta olan versiyonumuz ilk defa hangi yıl satışa sunuldu? Sorumuzun cevabını yıl olarak bizlere ulaştırmanızı, bir de Honda Civic Sedan modelimizin takip eden, satın alan veya satın almayı düşünen müşterilerimiz için ne ifade ettiğini, yani sizin gözünüzde Honda Civic Sedan bir sportif bir araç mı, bir aile aracı mı, bir ekonomik araç mı, yoksa bir resmi bir araç mı, klasik bir araç mı? Honda Civic Sedan mevcut kasa sizin için ne ifade ediyor? Sorumuzun cevabını ve bu şekilde sizin için Honda Civic Sedan ne ifade ediyorun cevabını yazarak bizlere ekran görüntüsünü atan, doğru cevabı veren 5 kişiye sürprizimiz olacak.